Herkese selamlar. Yine iyiyken, doluyken biraz video çekeyim koyayım dedim. Yine belki bir gönle dokunuruz. Yine belki bir gönle iyi geliriz diye. Çünkü tevafuken her koyduğum videodan sonra bir tane kardeşimin güzel bir SMS'iyle karşılaşıyorum. Abi tam zamanında yetiştin. Tam böyle dolmuştum, tam bir sıkıntım vardı, çok iyi geldin diye SMS alıyorum. Ya da artık bir şekilde bana ulaştırıyorlar bu durumu. Bu da benim için iyi bir motive edici etken oluyor tabii. Çünkü amacımız ve hayalimiz o zaten. Yoksa fenomen olma gibi bir durumumuz yok. Çok şükür. Gönüllere dokunma gibi bir durumumuz var. Çünkü insana en iyi gelen şey başkasının gönlüne iyi gelmek. Bir şey elde etmek veya vesaireden ziyade dünyanın en uzun süre tatmin edici olan şeyi bir gönle güzel bir iz bırakmak olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden çok uzun yıllardan beri de hayalimiz, meramımız bu yönde. Köyden bir tane genç geldi az evvel. Şimdi sütleri aldım, aşağı iniyorum. Tulum peyniri yapacağız Allah izin verirse. Yapıyoruz bugün ve yarın da yapacağız. Abi dedi, mükemmel bir hayatım var senin dedi. İşte şehirde de hayatım var, biz buradan da çıkamıyoruz falan filan dedi. Evvelki günlerde başka bir genç şehirden bir arkadaşım, hatta genç değil yani 25-26 yaşlarında da genç, hani daha ne uzatmayalım. İşte 25 yaşındaki arkadaşım, çok sevdiğim bir dostum, kardeşim diyebileceğim bir çocuk. Her şeyleri var, her şeyleri var. Evleri, arabaları, fabrikaları falanları filanları, ama işte konjonktürel durum gereği biraz zor günler geçiriyorlar. Onun şikayetlerini dinledim. Köyde hiçbir şey olmayanların şikayetlerini dinledim. Kendi şikayetlerimi dinliyorum. Kendi yokluklarımı tartıyorum. Ondan sonra şimdi bizim toplumun, ne yazık ki dünya, Türkiye özel bir şey değil bu. Son zamanlarda, son 10 yıldan beri, bu sosyal medya çıktığından beri bir mutluluk şablonu diye bir şey oluştu. Ve mutsuzluk şablonu oluştu. İşte köylü olmanın hor görülesi bir şey olduğu şablonu çok evvelden beri olan bir şeymiş meğerse. Onu şimdi görüyorum. İnsanlar kız bulamıyorlarmış, eş bulamıyorlarmış evlenecek. Kadınlar çiftçi köylü diye istemiyormuş. Ya da adamlar kadınları çiftçi köylü diye istemiyorlarmış. Ondan sonra bu bir mutsuzluk şablonuymuş. Ya da fakirlik, çok fazla maddi sıkıntının olması, ya da çok çalışıyor, çalışmaya muhtaç olduğun için çalışmak zorunda kalmak, bunların tamamı çok büyük mutsuzluk şablonları haline gelmiş. Ve işte şimdi yaz geldi, cıvıl cıvıl havalar, denizler, havuzlar. Ve sosyal medyada biliyorsunuz insanlar attığı adımı, yediği lokmayı paylaşır hale geldiler. İşte tatile giden insanların büyük bir kısmı diyeyim, hepsini günahına almayayım. Ancak ve ancak gittikleri otelin adını, işte sahildeki pozlarını paylaştıkları zaman tatilden tatmin ve huzurlu ve keyif almaya alacak hale gelmişler. Yani mutluluk şablonlarına uyum sağladıklarını kendilerine ispatlamaları daha yetmiyor. Bunu ancak insanlara göstererek mutlu oluyorlar. Bunu da çıkarttım. Geçen bir arkadaşımız işte Barcelona'ya, oradan işte benim benden destek istedi. Çünkü ben biliyorum, dünyanın yarısını dolaştım ben de bu arada zamanında. Ciddi yarısını dolaştım. Hani böyle afaki söylemiyorum. Dünyayı ikiye bölün, bir kısmını dolaştım. Ve böyle Fransa'ya gidip de Paris'te Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekildim, hatırlamıyorum yani. O kadar yoğun yaşardım ki gittiğim ülkeleri. Tabii ki o zaman bu kadar fazla sosyal medya yoktu, hatta hiç yoktu galiba. Benim telefonum da yoktu galiba, öyle hatırlıyorum yani. Ama fotoğraf çekilme vardı böyle. Ben hatırlamıyorum hiç. Fotoğraf çekileyim de ona buna göstereyim dediğimi. Çünkü keyif alırdım her anımdan. Gerçekten keyif alırdım yani. İşte Güney Afrika'ya giderdim. İşte Cape Town'da böyle herkesin gezmezdim. Köyleri dolaşırdım. Ondan sonra işte köyleri dolaşırdım. Pardon.
bu şekilde gezerdim yani. Şimdi insanların şu anki hali beni şaşırtıyor. Ama başkalarını üzüyor. Niye diyeceksiniz? Gidemeyen, gelemeyen, yiyemeyen o kadar fazla imkan var ki, insan var ki. Yani ben ticaretle uğraşıyorum bir nevi şu anda. Ve ürettiğim ürünlerin ürünlerden insanları haberdar etmek benim için önemli bir şey. Yoksa kim nereden bilecek benim sosis ürettiğimi yani. Dükkanıma çok fazla gelen giden kişi yok çünkü amacımız müşteri çekmek değildi. Üretim yapabilmekte. Ben herhangi bir ürettiğim bir yiyeceğin fotoğrafını paylaşırken abartılı olmasın. Böyle sabaha kadar bunun ızdırabını çekiyorum gerçekten. Acaba yiyemeyen birine denk gelir de kötü bir vebale girer miyiz diye. Tabii ki bu hassasiyette bulunmak zorunda değil insanlar. Yani öyle kimseyi ithamda bulundurmuyorum ama konumuz da bu değil. Hiç kimseyi eleştirmeye haddim yok tabii ki. Ama mutluluk şablonuna ulaşamayanlar arkadaşlarım için bu videoyu çekiyorum. Mutluluk şablonunu toplum değil biz kendimize aşılıyoruz. Bundan mutsuzluk duyan daha demin köylü çocuğun yanında daha sabisi bir tane kardeşi vardı. İşte benim oraya geldiler. Ata falan bindiler. Ata binebilir miyim dedi. Tabii ki binebilirsin dedim. Çocuk az kalsın mutlulukla ağlayacaktı. Nasıl mutlu oldu ben anlatamam size. Yani dedim ki demek ki mutluluk şablonu insanın burasındaymış. Yani herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz mutlu olmak için. Bu bir zaruriyet değil. Yani olmaması gerekiyor. Aksi halde kaç kat yukarıya bakacaksın ya da kaç kat yukarıya ulaşma gücün var ya da ulaşma gücün varsa bile ne kadar ömrün var ki yani. Sen ne yapıyorsun Çağrı kardeşim, Çağrı abicim diyecek olursanız da ben ne yapıyorum? Tabii ki benim de hayallerim var, maddi hayallerim de var ama hiçbir maddi hayalim mana hayalimin ötesine geçmiyor. Yani her maddi hayalim içerisinde maddi hayalimden en az iki kat fazla mana hayali koyuyorum. Mesela bir şey almak istiyorsam o alacağım şeyin içerisinde mutlaka başkasına da bir güzellik yapmak oluyor. Ne oluyor böylelikle? Birincisi hayale kavuşamamak size ızdırap vermiyor. Çünkü yolda daha ileri karşılaşıyorsun ve o kurduğun hayal önemsizleşiyor. Bir anda yol önemli oluveriyor. Bir anda kavuşamamaktan keyif almaya başlıyorsun. Hani diyor ya Şebnem Ferah, ne yaparsan hep olmuyor bazen. İyi ki olmuyor diyorsun. O kadar güzel oluyor ki. O kadar güzel olmuyor ki. İyi ki olmuyor diyorsun. Bazen de hayaline bir kavuşuyorsun abi. Allah Allah. Yani belki hayalinin cürmü incir çekirdeği ama sana verdiği tatmin dünyalar kadar büyük oluyor. Aksi olduğu zaman, manasız madde hayallerinde kavuşulduğu zaman o manasız madde kavuştuktan İki vakit sonra bütün değerini yitirip yerini başka ulaşılması zor bir hayale bırakıyor, maddeye bırakıyor. Ve 3 günlük ömür süresi boyunca sükutu hayallerin dünyasında yaşıyoruz. Çok sakıncalı bir durum. Çok üzücü bir durum bizim açımızdan yani. Bir dakika. Zaten 3 günlük bir ömrümüz var. Bu 3 günlük ömrümüzü de olmayacak şeylerle gönlümüzü yorarak geçirmek çok anlamsız geliyor bana. Çağrı söylemesi kolay, nasıl yapacağız kardeşim, bırak şimdi boş demagoji yapmayı demeyin. Anınızdan keyif alma başlığı altında eğer bulunduğun konjonktür keyif alacak bir konjonktür değilse, işte millet onu yapıyor bunu yapıyor ben evden çıkamıyorum, İşte bu mu adalet, bu mu şu falan filan diye bir sürü şey diyebilirsiniz. Yani başkasına örnek vermeyeceğim. Uzun süre boyunca ben de hiçbir şey yapamadığım zamanlar oldu. Hala bazen bir şey yapamıyorum. Bunun illa maddi ya da başka bir şey yapmamızı gerekmiyor. Herhangi bir şekilde bir sebepten bir şey yapamıyorsam bile aynı şeydir yani. Ama zamanında maddi olarak da bir şey yapamadığım zamanlar oldu. Maddiyattan dolayı da bir şey yapamadığım zamanlar oldu. Ya ne yapardım? Mersin'de oturuyorum. İşte deniz kenarına yürüyüş yapardım. Denize giderdim yürüyerek. Çok gençken böyle lise yıllarında falan. Bir keresinde arkadaşlarımızın bir gezisi vardı. Böyle lüks bir yere gidecekler. Lisedeydi galiba. Lisedeydi.
Lan yok, imkanımız yok. Yani hani babamdan bir şey isteyemiyorum bile onu üzmemek için. Belki verecek ama yapamıyoruz yani, öyle bir ahlak aldık biz. Ondan sonra çünkü rahmetli annem de uyarmıştı. Zaten çok şükür babamız veriyordu olduğu zaman. Vermiyorsa o anda yoktur. İsteyip de niye mahcup edelim derdik hep kendi kendimize. Çok güzel bir annemiz var. Çok çok büyük bir şans benim için bu. Geziye gidemeyeceğim. İşte o deniz gezisine gidemeyeceğim. Yat turu muydu neydi bilmiyorum. İlk başta boğazım düğümlendi böyle. Kızdım her şeye. Hayata biraz kızdım. Biraz kendime kızdım. Ondan sonra herkes gitti. Annem sımsıkı sarıldı tabii ona. Oğlum dedi. Allah güzel günler gösterir, merak etme dedi. Her şeyin bir vakti var dedi. Zor gün olmayalım, kolay gün olmaz derdi. Eskisi olmayalım, yeni olmaz, yenisi olmaz derdi validem hep. Neyse, çıktım sahile. Biraz ağlamak istedim. Ağlayamıyorum hala, ağlayamam mesela. Ağlayamadım. Gittim, baktım yürüyüş yapmak iyi geliyordu. Artık düşünmeyeyim dedim yani. Düşünmemek elimdeymiş meğersem dedim. Yürüyüş yaptım biraz sahille. Sonra baktım ki birkaç tane genç işte plaj voleybolu oynuyor, beach voleyi oynuyor. Atladım. Ben de oynayabilirim böyle, çirkin kifim böyle. Abiler dedim, ben de oynayabilir miyim? Baktılar tipime, çok bir şeyim böyle. Gel bakalım dediler, oynamasını biliyor musun? Mükemmel bir gün geçirdim. Ondan sonra arkadaşlarım geldiler. Anlatmaya başladılar ne oldu, bitti işte böyle hepsi. Baktım ki ben daha mutlu bir gün geçirmişim. Yani herhangi bir şeyin olmaması, herhangi bir şeyin eksik olması seni eksiltmez. Madde eksikliği gönlü eksiltmez arkadaşım. Madde eksikliği ancak gönlü büyütür, aklı büyütür. O çektiğin ızdıraplar kendini geliştirir diye geliyor senin hayatına. Allah sadist değil. İnanmıyorsan eğer, evren manyak değil arkadaşım. Hiç kimse senin kötülüğün için böyle planlar kurup çalışmıyor yani. Herkese bir görev biçilmiş, verilmiş bu hayatta. Ve senin de bir görevin var. Ve kaderin de sana bağlı kılınmış yani. Senin gayretine bağlı kılınmış. Yani her şey senin elinde. Ben kendi örnek veriyorum işte yani. Ben hatırlıyorum, üniversite okurken çalışmak zorundaydım. Dünyayı dolaştım diyorum ya size hani. Sanmayın ki cebimde dolarlar böyle, eurolar. Oraya para saç, buraya, öyle bir dünya dolaşma değildi. Her gittiğim yerde çalışmak zorundaydım. İlk zamanlar tuvalet temizledim. İlk zamanlar bildiğiniz, çok affedersiniz, bok temizledim ama hala bok temizliyorum. Çok garip bir hayat yani. Demek ki nasıl da bok temizlemek varmış. Hala bok temizleyerek geçimimi sağlıyorum hayvancılıkta. Ondan sonra işte bulaşık falan yıkamaya başladım. Bir de genelde İngilizcem de yoktu hiç. Hala iyi değildir ama o zaman biraz idareler olarak vardı. Türk restoranında çalışırdım. Gittim yerler genellikle, çoğunlukla daha doğrusu. Bize hep böyle şey yaparlar Türk restoranlar. Normal örnek veriyorum, saati 10 dolarsa örnek veriyorum. Bize 3 dolar verirdi. Bilmiyoruz ya hani. Eşek gibi çalışırdık. Ama akşam bana aitti. Ya da haftanın 2 günü bana aitti. Böyle para yemeye de vakit şey kalmazdı yani. Oradaki konaklama ve beslenme giderlerinden sonra para kalmazdı hiç. Ama buna rağmen dünyanın yarısını dolaştım. Görmek istedim. Her tarafı gördüm. Şimdi o süreçlerde imkanım yok ulan. Arkadaşım Work and Travel'a gitmiş. Babası göndermiş. Takır takır saymış. Ben gidemiyorum diyeydim. Ve buna, ona karşı hınç besleyeydim belki de. Hiçbir bok olmayacaktım. Ama gayret gerçekten kaderini değiştirme gücüne sahip bir şey. Yani istiyorsan çalışacaksın kardeşim. Çalışıyorum olmuyorum diyorsan demek ki akıllı çalışmıyorsun. Yani demek ki akıllı adımlar atmıyorsun kardeşim. Akıllı olacaksın. Yani çok çalışman mühim değil. Akıllı çalışman mühim. Yani ilk çiftliğe çıktığım zaman bu çuval taşımak inanılmaz bana zorum gelmişti. Çok zorum geliyordu. Çalışma aşkım var evet ama saman taşınmayı hiç sevmiyorum bak. Hala sevmem. O saman üzerine 5 kat giyerdim. Üstüme pantolonumu üstüme çekerdim, tişörtümün. Boğazıma falan böyle şey bağlardım. Böyle tülbent bağlardım. Bone falan bağlardım. Böyle dağcılık ekipmanlarımı kuşanırdım bildiğiniz.
Ama akşamleyin eve gittim, affedersiniz, göbek deliğime kadar saman bulurdum. Ulan 1, 2, 3 dayanamadım artık, kafayı yiyeceğim. Batıyor her tarafıma, ben titizim böyle bir de. Rahatsızlık duyuyorum yani. Kendime bir tane ikinci el motor buldum. Bir şeyin motoru, ne olduğunu da bilmiyorum. İki tane 40-60 profil kaynattım motorun bir yerine. İşte çıkırık zincir sistemi falan filan yaptım ve o hararları forklift gibi taşıma sistemi yaptım kendime. Ben makine mühendisi değilim. Sana yemin ederim çok zeki bir insan da değilim. Hani öyle sen zekiymişsin, işte elim becerikliymiş değil arkadaşım ya, değil. Gel bak bakalım evin birinci katını gör. Her taraf yas yamuk. Lambirler bir tarafı yamuk, bir tarafı öbürü yerler yamuk. Böyle görmen lazım. Bir de gel ama işte üst kata yaptığım yerleri gör. Ya da ne bileyim başka yaptığım yerleri gör. Yani yapa yapa öğreneceksin her şeyi. Boza boza öğreneceksin. Yani gittim kendime bir tane sonra bozuldu orası, ayrı mevzu ama o sene bütün saman hararlarımı ben o makineyle taşıdım. Ve zerre bir yerime şey girmedi, saman girmemişti yani. Bunları kendimi övmek için anlatmıyorum arkadaşım. Bunları imkansızlıklarınıza rağmen her şeyi başarma gücünüz var içinizde. O yüzden söylüyorum. Yani tuzunuzun kuru olmasına gerek yok. Ailenizin çok büyük varlıklar bırakmasına da gerek yok. Yani bence en güzel tatil, bu aralar hep şey geliyor kulağıma yani, işte tatile gidemiyoruz şeyleri gibi. Ben de gidemiyorum şu an tatile. Çünkü çok yoğun çalışmak zorundayım. Çünkü çok fazla kişi ekmek yiyor artık çiftliğimizden. Dolayısıyla ehemmiyet göstermem gerekiyor. Bunun dışında çok fazla hasta, ağır hasta, müşteri demek istemiyorum onlara, ağır hasta arkadaşlarımız var bizde, bizim ürünlerimizle beslenen. Tam oturmadan ben de hareket edemiyorum şu anda. Tatile gidemiyorum evet ama tatile gidemeyişimi bir şekilde güzelleştirdim ve şu an keyif alıyorum yaptığım her şeyden. Çok bunaldığım zaman gökyüzünü izliyorum. Mersin'deyim yani. İstediğim zaman denize, havuza, hem çiftlik evimde havuz var hem Mersin'deki evimde havuzum var ama sorumluluk duygusu izin vermiyor ve ben bu eksiklikle bile mutlu olabiliyorum gayet çok mükemmel bir şekilde hem de. Mutlu olmak çok zor bir şeydir arkadaşım. Yani mutlu olmak için herhangi bir şey, hep diyorum bunu, herhangi bir şey olmasına, olması gerekenlerine ihtiyacın kesinlikle yok. Hiçbir zaman da olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. O yüzden bırak anını zehir etmeyi yahu. Bırak olmasın o araban, bırak olmasın o evin. Bırak gideme oğlum o tatile, bırak boş ver. Alam o ayakkabıyı, telefonu ya. Bırak maddi şeyleri. Ya sana yemin ederim. Böyle güzel bir muhabbete avam konuşmak istemiyorum ama biraz ağzım bozuldu bu aralar. Küfür etmek güzel bir şeymiş bu arada, onu keşfettim. Trafikte biraz rahatlıyor insan. O yüzden çok frenliyorum kendimi, ağzıma kışmama çalışıyorum. Genelde zamansızdan araba sürerken çünkü konuşuyorum. Ne konuşacağımı unuttum. Yani hep örneği veriyorum ama yemin ediyorum en dertli ve sıkıntılı olduğum anlarda gökyüzünün bana şifa vermesi umudu ve isteğiyle gökyüzüne baktığım zaman gönlümdeki tüm o yoksunluklar, olmayışlar bir anda kıymetsizleşiyor. Yani avam konuşmadan girmiştik, oraya da aklıma geldi. Benim 3 tane bakma organım var demiştim hatırlıyorsanız eğer. Birisi göz. Gözünle bakarsan gök olarak görürsün. Yıldız olarak görürsün. G ile başlayan organı söyleyemeyeceğim. Onu göbek diyorum naifleştirip. Göbeğinle bakarsan her tarafı berbat görürsün arkadaşım. Yani tatile gitsen de ancak o tatili paylaştığın zaman millete caka sattığın zaman o keyfi alırsın. İşte iyi bir araba aldığın zaman o araba almak, arabayı binmekten keyif aldığından daha fazla işte başkalarının görüp takdir etmesiyle ya da bir şey başardığın zaman o başarıyı paylaşıp herkesin takdirini aldığın zaman mutlu olursun. Ama gönlünle baktığın zaman sana yemin ediyorum var ya, mutlu olman için herhangi bir şeyin olmasına ya da olmamasına gerek kalmıyor. Başarılı olmana gerek kalmıyor. İstediğin şeyi yiyip giyip içmene gerek kalmıyor. An itibariyle ne oluyorsa ve olmuyorsa o seni mutlu edebilecek diğer opsiyonlar içerisindeki en mükemmel şey oluveriyor bir anda. Yani ben bunu başarabiliyorum ve çok büyük bir
zeka ve çok böyle büyük bir maneviyatla bunu yapmıyorum. İstiyorum sadece. Allah'ım diyorum, ne olur bana şükretme lüksünü ver. Allah'ım lütfen bana gayretten sonra artık benim vazifemin bittiğini ve olanın da olmayanın da benim için olabilecek diğer opsiyonlar arasındaki en mükemmel şey olduğu için başıma, ömrüme, gönlüme geldiğini bana unutturma diyorum. İsteyin yahu. Vallahi ömür çok kısa. Bak sana yemin ediyorum. Belki 10 dakika sonra ben olmayacağım. Belki 10 dakika sonra sen olmayacaksın ya. Hep abimin örneğini veriyorum çünkü çok şey bir örnek. Hani annem hastaydı da gitti, babam hastaydı. Ama abim, lan 2 saat önce konuştuk abimle. Telefonla küfürleştik, şakalaştık, gülüştük. Abiye küfür mü edilir dedi. Bana kızdı, şakalaştık. Akşam bana gösterecektik ya. Akşam güreşecektik yani. Ben daha kaslıydım artık. Ona gününü gösterecektim. 2 saat sonra haberi geldi. Kardeşim, 32 yaşında ölünebildiğini gösterdi bana kardeşim yani. 20 yaşında mısın? 20 yaşından öleni gördüm. 18'inde misin? 18'de gördüm. 50'sinde, 40'ında da gördüm. Bırakın bir şeylerin olması gerekliliğini. Yani lan iflas mı ettin? Aç mı kaldın? Sana yemin ediyorum. Açlık bile güzelleşebilecek bir şey. Hadi lan demeyin. Vallahi billahi güzelleşecek bir şey. Yani tabii nerenle baktığınla orantılı. Neyse. Şimdi şehre yaklaştım ben. Konuyu bağlayalım. Bayağı da bir vakit dolmuş. Sıkmak istemiyorum sizinle, muhabbetimle sizi. Sıkıldığınız zaman kapatma opsiyonunuz var diye rahat rahat konuşuyorum. Bağlayalım konuyu. Şimdi ben Allah'a inandığım için Allah diyorum. İnanmıyor olabilirsin. Saygı duyarım. Tasvip etmem ama saygı duyarım. Fizikte, evrende, kuantumda ne dersen de, bu dünyada ya da öbür dünyada ya da Allah ya da kuantum ya da fizik kuralları ya da evren, evrenin işi gücü yok, seninle mi uğraşacak? Aman işte Ahmet, Ayşe, Veli, işte Fatma böyle zulüm çeksin, sıkıntı çeksin diye mi uğraşacak? Arkadaşım, kaldırın mabadını ve hayallerin için, olmak istediğin adam olmak, kadın olmak için, olmak istediğin insan olmak için uykusuz kal. Sabahlara kadar çalış. Bir hafta kuru ekmekle beslen gerekirse. 2 hafta bankta uyu. Ya da ne bileyim, çok büyük günün ızdırapları çek, yalnızlık çek. İzdırapsız hiçbir şey olmayacak. Madem ızdırap çekiyorsun, ızdırabının boyutu ve şeklinin ne olduğunu önemi yok. Tabii ki bunun ızdırabının da kalitesi, kalitesizi var yani. Biri işte arabam bozuk diye, arabam düşük model diye ızdırap çekerken ötekisi hani işte aşk acısı çeker, annesini özler, babasını özler ya da ekmek bulamaz. Buna girmeyelim, bu başka konu. Ama ızdırabının kalitesi ve küçüklüğü, büyüklüğü ne olursa olsun bundan kurtulma gücün var sende. Vallahi billahi var lan. Yemin ediyorum var ya. Jandarma durduruyor, bir dakika durun. Evet, devam edebiliriz. Biraz dağıldım ama yani dediğim gibi arkadaşlar, bütün imkansızlıklarınıza rağmen, tuzunuzun kuru olmadığı yerlerinize rağmen, o kafanda olmak istediğin adam olabilme gücün olduğu için Allah o aklındaki adam, kadın olma hayalini sana veriyor zaten. Ya da evren, yani önemli değil. Ben dinden bahsetmedim şimdiye kadar hiçbir zaman size. Hep inançtan bahsettim. Din başka bir konu. O benim haddime değil. Ama inanç hayatta sığındığım tek şey olduğu için rahat rahat konuşabiliyorum. Size emin ediyorum arkadaşlar. Hayal ettiğiniz her şeye kavuşacak gücünüz var. Kavuşmuyorsanız da, yola çıkarsanız eğer, o kavuşmak istediğiniz şeyin sizin için hayırsız olduğunu anlıyorsunuz. Ve yolda daha bir kapı açıyor size Allah. Diyorsunuz ki iyi ki olmamış deyip
daha mutlu oluyorsunuz. O yüzden ne olur gönlünüzün kıymetini bilin. Ne olur ömrünüzün, vaktinizin kıymetini bilin. 3-5 saçma sapan olmayışla anınızı zehretmeyin arkadaşım. Olmayışlar daha güzel oluşlara altyapı hazırlamak için nasip edilir insana. Hep derim ben, dünyanın en kaliteli ve uzun vadeli tatmin eden bolluğu yokluğun içinde gizlenendir. O yüzden yoklukların varsa şanslısın. Bu eşine ayrılmış olabilirsin, evladın ölmüş olabilir, annen baban olmamış olabilir, ölmüş olabilir. İşte para sıkıntı, yani çoğaltabildiğin kadar yoklukların neyse artık yani. O yüzden ne olur gönlünün kıymetini bil. Bu hayata bir daha gelmeyeceksin. Mesela çok büyük bir güç verelim. Sana var ya bir tane arkadaşımız şişman. Senin çok büyük bir gücün var diyor ya. Yemin ediyorum. Çok doğru söylüyor. Arkadaşım çok güçlüsün. Allah bu gücün keşfini nasip etsin inşallah. Rabbim bu gücün keşfini nasip etsin inşallah. Keşfettiği gücün, keşfettiğimiz gücü doğru yerde ve şekilde ve zamanda kullanmayı nasip etsin inşallah deyip ve selam diyelim. Çünkü şehir yoluna giriyorum, biraz hızlandım. Tehlikeli olmasın. Allah gönlünüzün en hayırlı muradını versin inşallah. Vesselam.